Bir şeyler, bir şeyler. Amanın da amanın. Eski iki grup var burada, değil mi? Evet. Yani dişlisiniz, alıyorsunuz altınları. Ama sizden çok umutluyum. Bakın bugün yarın. Hadi bakalım. İnşallah. Lakin siz eskisiniz, örnek olmanız gerekirken ne oldu çekime girerken Rabia'cığım? Aysun'la neden bu gerginlik? Bakın şimdi değerli izleyenler hani burada izliyor, sizi görüyor. Evet, siz burada yarışıyorsunuz, kapışıyorsunuz ama hani dışarıda kuliste ben istiyorum ki hani böyle arkadaş, abla, kardeş gibi olun. Fakat niye olmuyor? Ya olması gereken o zaten aslanım dediğiniz gibi ama biz geldiğimizden beri biliyorsunuz. Haberleri aldım. Aynen. Üç çeyreği arka arkaya aldık, taktık. Aysun çekemedi haliyle. En basit şeyde sataşmaya çalışıyor. Hayır. Çok normal yani, çay alıyoruz annemle, çay arasında muhabbet ediyoruz. Tamam. Aysun laf sokuyor. Olmuyor yani bu şekilde. Profesyonellik dediğin bu değil yani. Yanlış anlatıyorsun. Ya da bir laf sokuyorsun. Hayır tabii ki. Yanlış anlatıyor. Tamamen kendi pencerenden bakıyorsun ve öyle anlatıyorsun. Hiç alakası yok. Tamam. Ben rahatsız oldum. Zaten hani bir şey söyleyeceğim Aysun, sizde. Çok pardon, sözünü kesmiş gibi olmayayım ama biliyorsun görüntülerimiz var bizim. Her anımız kayıt altına alınıyor. Evet. Ve sizdeki o harareti görünce bizim kameralarımız size bir tık daha yaklaşıyor. Görüntüleri izleyelim, olur mu? Olur. Buyurun. Anne bak, şey uzun süre oldu demleri. Gayet güzel. Bizim oralarda da öyle yapıyoruz ya. Demin almış. Evet, biz de önceden ben de böyle yapıyorum. Bekletiyorum. Sonra demini alıyorum. Lezzetini veriyor. Aynen. Çok güzel. Aynen. Beğeniyorum bence. Hanımlar artık müsaade eder misiniz? Hani biz de bir süre bekliyoruz ya. Tiyolaşmalarınızı ya daha sonra yaparsınız. Tiyolaşmalarınızı. Aysun, çayın neyini tiyolaşalım? Çay. Geliniz çok iyi biliyor. Hani size böyle ucu açık şeyler yapıp içeride tiyo veriyor ya yemeklerde. Şimdi... Burada içine işlemiş arkadaşın her yerde, her konuda tiyo vermeye çalışıyor. Bu tiyo değil canım, bu sohbetti, tamam mı? Senin içine işledi, üç tane çeyreği taktın, tiyolaşma olarak adlandırıyorsun, evet, ama evet. Ben sana söyleyeyim, onun adı elin lezzeti. Evet, onun adı hüner. Evet, onu ben çok iyi biliyorum. Ben aldığım bütün çeyrekleri, bilezikleri böyle alıyorum ama siz haksız alıyorsunuz. Artık mutfakta ben varım. Tiyolarla alıyorsunuz. Sen kusura bakma, elinin lezzeti diye bir olay yok senin. Evet. Sadece egon var, bomboş olan havan var. Benim. Ama artık ben varım. Ben müsaade ettiğim sürece burada varsın. Kraliçe geldiği için 3 gün üst üste çeyrekler aldım. Bak gördüğün gibi. Ya gördüm ablacığım. Evet. Nasıl yemekler yaptığını gördüm. Tiyolarla, taktiklerle burada. Ay, sana sana seni çekeyim. Al çeyrekleri ben gördüm. Gelmişler daha dün bir, bugün iki. Herkes de kendini bilir kişi ilan etmiş ya. Rabia ve Yasemin Hanım sabah sabah başlıyorlar. Sabahtan bizim elimizi ayağımızı titretecek ne varsa her şeyi yapıyorlar. Yani çayda tiyolaşma, yani çay yapmada tiyolaşmada. Şimdi yani bir şey mi duydun Aysun, nasıl oldu? Bir anlat, ben çok üzülüyorum. Bak biz örneğiz, tamam mı? Bizi milyonlar izliyor. Evet. Gelinim mutfakta. Mutfak nedir? Bir evin kalbidir. Evin kalbinde de çok keyifli anlar yaşanır. Bizde niye bu gerginlik oluyor arkadaşlar? Evet Aslanım, biliyorsunuz arkadaşların halka açık, herkesin ortak kullandığı alanlarda bir eli sıkıntıları var. Orada zaten dar bir alan, bizler de sıra bekliyoruz. Hatta arkamda Yasemin de vardı. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Havadan, sudan, tiyodan, çaydan, çayın oturmasından. Yani gereksiz ne muhabbet varsa orada bize saygı duymayıp muhabbet ediyorlar ve bizi özellikle bekletiyorlar. Bakın bunun altını çiziyorum. Ben bunu hissettiğim için, bir de daha önceki, bir önceki bölümde de verdiği tüyoyu gördüğüm için dedim ki yani bu tüyo senin içine işlemiş, her yerde gerekli. Sen neden bahsediyorsun ya? Aysun tüyo. Ne tüyosu ya? Tabağında hani ne böyle. Ne tüyosundan bahsediyorsun? Ben konuşuyorum, müsaade eder misin canım? Müsaade edeceğim ama yanlış yalan konuşmayacağım. Ama önce benim konuşmam bitsin, ben sana müdahale etmedim. Seni sonuna kadar dinledim. Ucu açık şeyler yapıp hani kayınvalidesinin bulmasını sağladı ya, ben de ona bir göndermede bulundum. Sarmalardaki. Evet, sarmalarda. Ben de ona bir göndermede bulundum. Yasemin, seni gördüm orada. Evet. Aysun'un arkasındaydım. Sen daha hakimsin duruma. Senden bir kısacık dinleyelim. Sana göre kim haklı? Yani bana göre de Aysun haklı. Çünkü orada sıra bekliyoruz. Çay muhabbeti yapıyorlar. Evet. Yani... Alel acele kahvaltı yapmaya çalışıyoruz, hazırlanmaya çalışıyoruz. Evet. Çay muhabbeti tiyolaşmak mıdır hayatım? Hayır, orada tiyolaşmıyorlardı. Tamam, o konuda katılmıyorum Aysun'a. Gelin kayınvalide sohbet ediyorlardı orada ama
sohbet edecek yer orası değil. Çay ocağını gereksiz evet, işgal ediyorlar. Çünkü arkada bekleyen birileri daha var. Peki siz de konuşacak yer çay ocağını mı buldunuz aşkım? Kız geldi gümbür gümbür. 3 günde 3 çeyreği taktı. Çok normal. Ancak soda paklar bunu. Her gün bir soda kendini yumuşatırsın. Böyle hazım kolay olur. Çeyrekle tamam hiç alakası yok. Bak ben sana orada başka bir şeyden sen bahsediyorum. Sen bana tiyodan bahsediyorsun. Sen kazandığın 3 tane çeyreği ısıtıp ısıtıp benim önüme koyma. Ben görüyorum yakanda arkadaşım. Tebrik de ediyorum. Şey sıkıntı diyecek. Yok. Tebrik mi? Hiç evet, tebrik ettiğini duymadım. Kızlar gayet güzel tebrik etti ama sen ettim, hiç tebrik etmedin. Ayrıca çay muhabbetini tiyolaşmaya çeviren sensin. Hadi bakalım sen de buradan bak bakalım. Çay muhabbeti nasıl tiyolaşmaya girdi? Anlattım ya hayatım sana. Peki hayatım ben evet bugünkü menümüz oo çok güzel. Ne yapıyoruz ya, şimdi ya, hanımlar? Ya. Dikkatimizi yavaş bir şey yemeğe değil. Veriyoruz. Aynen. Konsantre oluyoruz. Kesinlikle. Bakalım bizden bugün çeyrek altını hangi gelinimiz alacak? Hazır mısınız? Eller. Hazırız. Hazır mı? Buyurun kaldıralım örtüleri. İnşallah tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyelim ve açıklıyorum. Kardelen tatlısı yapıyoruz. Bugünkü yemeğimiz kardelen tatlısıymış. Vallahi daha önce hiç yapmadım. Yapan arkadaşlara da başarılar diliyorum. Vallahi işimiz zor. Malzeme listesini veriyorum. Kardelen tatlısı için öncelikle kek yapılıyor. Ve bu kekin malzemelerini veriyorum. 4 adet yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı un, 1 çay bardağı Antep fıstığı. Keki ıslatmak için 3 su bardağı süt, yarım paket krema. Muhallebisi için 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı nişasta, yarım su bardağı un, 1 paket vanilya, yarım su bardağı beyaz çikolata, yarım paket sıvı krema. Peki üzerini süslemek içinse 1 çay bardağı Hindistan cevizi. Validelerinizle bir güzel vedalaşın bakalım.